Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Bundan yıllar önce bir tereyağı videosu çekmiştim ve izlenmesi ayyuka çıktı. Madem ki bu kadar tereyağı yapmayı seviyoruz, ben de bunu çeşnilendirdim, lezzetlendirdim. Tereyağı yapımını tekrar şöyle bir üzerinden geçmek istiyorum. 5 kilo kadar güzelce kaynattığım sütümün bir gün dolapta bekletip bu kaymağını üzerinden alıyorum. Bunları buzlukta biriktiriyorum çünkü çok fazla dayanıklılığı yok. Buzlukta bunları biriktiriyorum. Yaklaşık böyle bir 20 kilogram sütün falan kaymağını tereyağı yapıyorum. Burada 4 kere aldığım kaymak var. Tabii bunların gramajı değişiyor çünkü sütten süte ne kadar yağlı olduğuna bağlı olarak değişiyor. Bazı süt çok yağlı, 2 kere de bile yapabilirsiniz. Bunu böyle bir stand mikserime aldım ki siz el mikseriyle de yapabilirsiniz. Sadece etrafa çok fazla sıçrıyor. Hani bu mikser sıçratmaması için alet edevatçılarda böyle bir koruyucu satılıyor. Onunla birlikte çırparsanız çok daha iyi olur. Bunu mikserinizin en yüksek ayarında çırpmaya başlıyorsunuz. Çırpıyorsunuz. Artık böyle pütülü pütülü hale gelene dek çırptıktan sonra içine sıcak su ilave edeceğiz. Ki içindeki bütün yağ sütünden ayrılsın. Tereyağım pütür pütür olmaya başladı. Artık yavaş yavaş suyundan ayrılacak ve böyle mikserimin etrafına dolanacak yağ kısmı. Tam da bu esnada içine böyle çok kaynar olmayan bir çay bardağı kadar sıcak suyu ilave ederek çırpmaya devam ediyorum. Ve görüldüğü üzere artık tereyağım sütünden ayrıldı. Bu alta çıkan süt buttermilk'tir. Bunu böyle keklerde kullanırsanız felaket yumuşak kekler elde edersiniz. Çok da lezzetlidir. Daha hala çok yağlıdır. Ve çok sorulan bir soruya da hemen cevap vereyim. Bu kaymağını aldığınız sütleri ne yapıyorsunuz diye genelde soruyorlar. Ben yoğurt yapıyorum. Aslında tamamen yağ çıkmıyor bu sütlerin. Bir kısmı çıkıyor sadece. Altına çıkan süt hala yağlı oluyor. O yüzden kaymağını aldığınız sütleri her türlü süt kullanacağınız tarifte kullanabilirsiniz. Ve önceden buzlukta beklettiğim bir kap dolusu buzlu suyum var. Bunun içine tereyağımı yıkıyorum. Elimin dayanabildiği kadar artık yıkamaya çalışıyorum. Spatuladan yardım alıyorum. Güzelce bütün sütünü çıkarttırıyorum. Diğer taraftan buttermilk'imi de artık kavanoza koyabilirim. Bunu buzdolapta saklayarak keklerinizde, poğaçalarınızda kullanabilirsiniz. Krep yaptım ben bununla. Gerçekten çok yağlı bir süt hala. Dediğim gibi elimin dayanabileceği kadar içine sokuyorum, çıkartıyorum. Elim donuyor, çıkartıyorum tekrar. Suyunu tekrar değiştirebilirsiniz. Çok fazla sütlendiyse suyu. İki su yıkayabilirsiniz. Bunu bu şekilde sütünden arındırıyoruz ki çabuk bozulmasın, acımasın diye. Çünkü bu tuzsuz bir tereyağı. Şimdi gelelim çeşnilendirmeye. Ben 4 çeşit çeşni tanıttım size bugün. 4 çeşit çeşniyle nasıl yapabileceğimizi gösterdim. Daha da fazlalaştırabilirsiniz. Lor peynir kullanabilirsiniz. Bal kullanabilirsiniz. Acıka varsa evinizde kahvaltılık acıka onunla birlikte karıştırabilirsiniz. Türlü peynirlerle de kombine edebilirsiniz. Ben size 4 çeşit çeşni tarifi vermeye çalıştım. İlki dereotu, sarımsak, pul biber. İkincisi de taze biberiyle yaptım ki çok fazla yakışıyor. Nasıl bulursunuz bilmiyorum ama bu taze biberiyi bulup bu tereyağı çeşnilendirin derim. Ben Metro Market'ten saksıda alıyorum. O şekilde suluyorum, işte kullanıyorum. Sarımsağı çok fazla içine ilave etmeyin. Bir diş sarımsağı 2 tane çeşniye fazla geldi. Yani yarısını hemen böyle kaşığın ucuyla sarımsak koydum. Ve cevizi havanda dövdüm ki böyle yağ çıksın diye. Bunun içine biraz böyle şifa olsun diye de çörek otu attım. Susam da atabilirsiniz içine. Dediğim gibi artık sizin hayal gücünüze kalmış. Benden sadece fikir vermesi. Kapya biber konservesi diyorum. Ben bunu nasıl yaptığımı buraya ekliyorum. Yazdan hazırlıyorum bunları. Türlü yemeklerimde, pizzalarımda, bu tarz salatalarda ve tereyağı çeşnilendirmekte kullanıyorum. Mutlaka siz de bunu bol bol yazdan yapın derim.
Ve çeşnili tereyağlarımı güzelce karıştırdım. Şimdi bu çikolata kalıplarına bunları güzelce yerleştiriyorum. Dilerseniz bunları böyle bir buzdolabı poşetine koyup rulo şeklinde de sarabilirsiniz. Böyle küçük silindirler yaparsınız. Donduktan sonra böyle dilim dilim kesebilirsiniz. Ama varsa böyle bir kalıbınız kullanın derim. Gerçekten çıkınca şahane oluyorlar. Bu pusuz olduğu için mutlaka buzlukta muhafaza edin. Buzluk poşetlerine muhafaza edin. Ben kalan tereyağını da yine böyle kalpli kalıplarıma koydum. Bunları daha sonra kullanacağım zaman çıkartmak üzere buzluk poşetlerine muhafaza edeceğim. Onu da resimledim, göstereceğim. Buzlukta donduktan sonraki hallerini size göstermek istiyorum. Bunları böyle kahvaltılarınızda bir 15-20 dakika önce çıkartarak tabağa koyarak böyle oda ısısına gelmesini sağlayabilirsiniz. Nar gibi kızaran ekmeklerinizin üzerine eşlik edecek herhalde en güzel tereyağı olduğunu düşünüyorum. Misafir sofralarında çok şık sunumlar yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bazılarını iki renkli yaptım. Böyle üzerlerine sade tereyağı, altını çeşnili yaptım. İnşallah bu lezzetli tarifi dener ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizimle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.